Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'ne de düzenlemekte olduğu, Türkiye'de her sektöre değinen, yapay zekanın gelişmesi ve uygulamaya alınmasını destekleyen etkinlikleri ve çalışmaları için ayrıca çok teşekkür ederiz. Bugün aramızda çok değerli konuklarımız var. Hakan Bey'in de bahsettiği gibi panelimizin konusu otonom, bağlantılı ve paylaşımlı sürüş deneyimi. Bir saat birlikte olacağız ve hepimizin bildiği gibi otomotiv sektörünü dönüştüren, yeni ortaklık modellerini ortaya çıkaran, ve gelecekte şehirleri iş modellerine ve hizmet alanlarında yeniden şekillendirecek olan önemli gelişmelerden biri de otonom ve bağlantılı araçlar olacak. Yapay zeka nerede? Yapay zeka derin öğrenme ile birlikte otonom araçların sahip olduğu sensörler, kameralar ve GPS gibi her kaynaktan bilgi toplanabilecek. Bu dönüşüm ile beraber erişilebilirlik daha da artacak. Paylaşımlı sürüş ve kullandığımız kadar ücretlendirecek olan daha ekonomik ulaşım araçlarına sahip olunacak. Zaman daha etkin kullanılabilecek ve daha planlı, her cihazın birbiriyle bağlantılı olduğu akıllı şehirler kaçınılmaz olacak. Bu kapsamda öncelikle Özlem Hanım sizinle başlamak istiyorum. Yapay zeka kendi iş alanınızda nerelerde kullanılıyor? Sizce yapay zeka konusunda ne tür çalışmalar yapıyorsunuz sizin tarafınızda? Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii herkese merhabalar öncelikle. Öncelikle organizasyonda emeği geçen herkese tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Burada bu kadar değerli panelistlerle bir arada olmak benim için de çok mutluluk verici. Ben Mercedes-Benz ve daha doğrusu Daimler dünyasında neler oluyor çok kısa bahsetmek isterim. Bizim mobilite alanındaki stratejilerimizin temelinde aslında panelimizin de adı olan bağlantılı, paylaşımlı ve otonom araçlar yer alıyor. Biz bu stratejiyi CASE olarak nitelendiriyoruz 4-5 yıldır. Ve bunun içinde de yapay zeka özellikle CASE'in C'sini oluşturan bağlantılı araçlarda en önemli başlıklardan bir tanesi. Biz bu teknolojiye Car2X adını veriyoruz. Ve bu noktada aslında araçların diğer araçlarla, sürücüyle, kullanıcıyla ve aslında şehirdeki diğer tüm vericilerle bağlantıda olmasından bahsediyoruz. Yani tüm ekosistemle. Bu teknoloji aslında otonom tarafının da bazını temelini oluşturuyor. Çünkü otonom sürüş deneyiminde de yine aynı şekilde araç diğer araçlarla ve tüm ekosistemle bağlantı halinde oluyor. Burada siz de bahsettiniz aslında ortaklıklardan. Yapay zeka alanında özellikle makine öğrenmesi, otonom sürüşte kullanılan ve tabii ki aslında bağlantılı araçlarda da kullanılan yapay zeka için Amerika'nın önde gelen yapay zeka teknoloji şirketlerinden bir tanesi Nvidia ile kısa bir süre önce önemli bir partnership imzaladık biz Daimler olarak. Ve bu partnership sayesinde de 2024'ten itibaren hedefimiz aslında bütün Mercedes araçların sürücü asistanın yapay zeka temelli olması. Burada da şundan bahsediyoruz. Aslında bütün araçlarımız bir süre sonra ya da 2024'ten sonra güncellenebilir hale gelecek. Nasıl ki bugün cep telefonlarımızda belli fonksiyonları geliştirebiliyoruz, ekleyebiliyoruz, güncelleyebiliyoruz. Burada da yine araçlarımızın da ileride güncellenebilir araçlar olduğundan, yani internetten download edilerek yeni fonksiyonları katabileceğimizden bahsedebiliriz. Belki son olarak bir örnek vermek istiyorum. Benim çok sevdiğim örneklerden bir tanesi Daimler'in de merkezi olan Stuttgart'ta, orada da Bosch işbirliğiyle, yani aslında akıllı bir otopark sistemi işbirliğiyle şöyle bir düzende park vale sistemi çalışıyor. O da şu şekilde işliyor. Siz aracınızı çok katlı bir otoparka park etmek istediğinizde aracı aslında otoparkın girişine getiriyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Araç hangi katta, nerede boş park alanı olduğunu tespit ediyor ve gidip kendi kendini park ediyor. Ve sonra siz tekrar aracınızı almak istediğinizde de yine araç sizin sürüş deneyiminiz için sizin önünüze gelip hazır hale geliyor. Bu şu anda aslında hali hazırda kullanılan ufak bir yapay zeka örneği diye bahsetmiş olayım. Çok heyecanlı gelişmeler. Özellikle park konusunda çok sevindim açıkçası. Benim şu an için bahsedeceklerim bu kadar. Çok Evet. teşekkürler Özlem Hanım. Sağ olun. Hayriye'nin Ford Otosan'da bu konuda nasıl çalışmalar yürütülüyor? Merhabalar. Ben de tekrar herkese güzel bir gün diliyorum ve keyifli panel olmasını diliyorum.
Şimdi Özlem Hanım aslında direkt otonom araçlarla bahsetti. Benzer senaryolar tahmin edeceğiniz gibi pek çok OEM'de ve hem üreticilerde hem de tüm bu dünyanın içindeki sektörde geçerli. O ben biraz daha belki otomotiv sektörünün bütün o değer zincirine bakarsak biraz daha geniş anlamda yapay zekayı nasıl konumlandırıyoruz diye bahsedeyim. Belki ikinci soruda bağlı araçlarla ve otonom araçlarla ilgili olan kısmı biraz daha detaylandırırım. Şimdi otomotiv sektöründe tahmin edeceğiniz gibi aslında ürünün tasarımından satış sonrasında yani müşteriye kadar olan tüm yolculukta aslında farklı alanlarda yapay zeka kullanımları söz konusu. İşte ürün tasarlanırken aslında biraz önce bahsedildiği gibi ürünün otonom seviyelerde ileri noktaya gitmesi için bağlı olmasından işte tüm diğer altyapılarla konuşması, gene araçlarımızdan topladığımız veriler üzerinden hem kullanıcıya hem araç sahiplerine hem de ekosisteme pek çok veri sağlanmasının çeşitli çalışmalarımız var. Bizim özellikle Connected Truck diye kendi tasarladığımız ve tamamen Ford Otosan'ın üzerindeki çalışmalarını yaptığı ürünümüzden bu dönemde bu deneyimleri yaşıyoruz. Devamında aynı şekilde ürün geliştirmede olabildiğince bu testlerin daha sanal ortamlarda yapılması, verinin burada kullanılması, yapay zekanın kullanılması üzerine çalışmalarımız var. Çünkü orada çok ciddi veriler toplanıyor. Bu verilerin her birinin anlamlandırılması ve daha sonraki mühendislik çalışmalarına da bir girdi elde ediyor olması kritik. İşin üretim tarafına gelirsek, üretim alanında da ciddi pek çok farklı kullanımlarını görüyoruz. Özellikle fabrikalarımızı biz tamamen bağlı hale getirdikten sonra fabrikalarımızdaki her sensörden, işte PLC'lerden, robotlardan veri topladıkça aslında burada işte bakımından yine aynı şekilde önleyici bakım ya da kalite ile ilgili pek çok noktada ciddi yapay zeka kullanımları var. Aracın kalitesi ile ilgili görsel işlemeden elde edilen pek çok çalışma var. İşte araca takılan lastiğin doğru şekilde doğru markada olması ya da lastiğin kalitesinden tutun da buna benzer pek çok uygulamalar. Aynı şekilde vibrasyon ve sesle ses verisinin alınarak çeşitli problemlerin tespit edilmesi. Buna göre gene hem fabrikada üretim sahasında hem de daha sonrasında satış sonrasında bunların kullanılması ile ilgili bazı senaryolarda yapay zeka oldukça önemli. İş biraz daha satış ve satış sonrasına geldiğinde de pek çok firmanın yaptığı gibi biz de aslında uzunca bir süredir buradaki fırsatları değerlendiriyoruz. Hem satış tahminlenmesi, işte parça fiyatlandırılması, gene tüm bu süreçteki lojistik optimizasyonları da yapay zeka oldukça önemli alanlar ve önemli kullanımlar gösteriyor. Bunun aslında hani çalıştıkça üzerine gidildikçe pek çok farklı senaryoları da var. Onları da görüyoruz. Yani İçine girdikçe bu veriyle ilgili konuların inanılmaz da bir derya bir konu. Durmadan yeni şeyler öğreniyorsunuz ve daha diye açıkçası hem bizim tüm sektördeki ve iş birimlerimizdeki farkındalık artıyor. Müşterilerimizin aynı şekilde bu hizmetlerle yararlandıkça onların daha kişiselleştirilmiş bazı talepleri ve konular oluyor. O yüzden otomotivde ben bütün bu değer zincirine baktığımda dediğim gibi ürünün tasarlanmasından müşteriye verilen hizmetlere kadar bütün bu şeyde yelpazede bir sürü fırsat var. Biz de bir bölümünü gerçekleştirdik. Bir bölümü de gerçekleştirmek üzere ciddi şekilde çalışıyoruz. Böyle bir giriş yapabilirim. Çok teşekkürler Hayri Hanım. Çok güzel gelişmeler. Ben Ali Bey'e sözü vermek istiyorum. Tekrar merhaba Ali Bey, hoş geldiniz. Sizin de mobil ve konuma dayalı teknolojiler konusunda 25 yılı aşkın bir tecrübeniz var. Sizce otonom araçlar nasıl yaygınlaşacak? Nasıl bir dönüşüm süreci bizi bekliyor? Merhabalar herkese, hoş geldiniz panelimize. Yani birçok kitapta yazılan otonom araçların işte ilk araç dizel motorun yaygınlaşmasından sonra en büyük dönüşümlerden biri olduğu söyleniyor. Ve genelde de aslında bu dönüşümlerde yıkıcı bir takım değişiklikler gerçekleşebiliyor. Başında da aslında bu konudaki fikirler ve teknolojiler bir miktar dağınık olabiliyor. İşte ben bildiğim kadarıyla araçlar ilk yaygınlaşmaya başladığı dönemde Amerika'da 1000'e yakın marka varmış. Hatta elektrikli, buharlı ve dizel hemen hemen eşitmiş. Hatta
Hayriye Hanım'ın çalıştığı şirket olan Ford'un Ford'un karısında elektrikli araç kullandı ve Ford Müzesi'nde de o araç görmüştüm. Açıkçası bu tür dönüşüm zamanları beklenilmedik sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Bu anlamda birçok değişik altyapılar var. Teknik tarafta baktığınızda işte bizlerin de içinde bulunduğu biraz daha çevreyi bildiğimiz harita tabanlı, etrafı önceden bir bilgiyle yola çıkan araçlar var. Tesla gibi tamamen olabildiğince yaygın kullanılmayı hedefleyen altyapılar var. Sonuçta da buradaki kararında yine deneyime, yani kullanıcıya olan, yaşatılan deneyime ve ekonomiye göre ben belirleneceğini düşünüyorum. Ekonomik sebeplere göre. Hani bizim uğraştığımız toplu taşıma tarafında baktığınızda toplu taşımayı ucuzlatıp, yaygınlaşıp, normalde hizmet verilemeyen yerlere otonom araçlar sayesinde hizmet verirseniz insanların tercihinin buraya doğru gideceğini düşünüyorum ben. Bireysel taraftaki yapıyı biraz tahminlemek zor. Çünkü orada insanlar her zaman ihtiyacı olan değil, canının çektiğini alıyorlar. Yani ilk iPhone çıktığında copy paste bile yoktu. Ama güzeldi, hepimiz aldık. Yani sadece güzeldi. Bu hale geleceğini tahmin edememiştik o zaman. Orada da bence bireysel tercihlerin önemli olduğunu. Hani bazen yaptığınız hesaplar çok olmuyor. İşte bütün arabalar paylaşımlı olacak. Kimse kendine ait araba olmayacak. Hani ben böyle olmayacağını düşünüyorum. Bu seviyeye gel. Yani bir miktar artabilir. Bir hatta oranlar değişebilir. Çünkü ufak bir yayın okumuştum. Tamamı otonom ve paylaşımlı da olsa mil başına 0.4 dolar gibi maliyete düşüyor ki hala bir öğrenci 10 kilometrelik bir yola yani 8-10 dolar veremez. Toplu taşıma gene olacak demek anlamına geliyor. Bir taraftan baktığınızda insanlar bireysel aracı bir miktar güvenlik olarak da hissediyorlar. Bu anlamda dediğim gibi teknolojinin kullanımının kolaylığı ve insan ekonomiye etkisiyle belirleneceğini düşünüyorum. Bir de aslında otonom araçlarla beraber insanların hayatı ciddi bir şekilde kolaylaşacak. Ama biraz önce Ali Bey çok güzel bir konuya değindiniz. Aslında sürüş keyfi de var aslında baktığınız zaman. Bu durumda nasıl, ne kadar yaygınlaşacağı aslında biraz da ileride deneyimlenecek bir şey diye düşünüyorum. Evet, yani biraz da çevreyle alakalı ve bazen hiç ummadık gelişmeler de olabiliyor. İşte ilk arabalar çıktığında atlar, arabalar, insanlar, herkes yoldaymış. O zaman yolda yürüyen bir insanın senin burada yürümen yasak olacak. Sen illa kaldırımdan yürüyeceksin. Hatta ceza alacaksın burada yürüyeceksin. İnanılmaz gelirmiş. Ama bir şekilde arabalar bu. Savaşı kazanmış. Tabii. Bir sonraki dönemde de savaşın nasıl olacağı belli olmaz. Bildiğim kadarıyla Amerika'da Şehirler Arası Yolları Bisiklet Federasyonu diye kurulmuş AAA. Onlar yaptırmışlar. Sonra yollar tamamen arabaya sahip. AAA da Araba Federasyonu'na dönüşmüş. Gerçekten kullanım senaryolarına göre değişiyor. Yani biz yine dua edelim o zamanki savaşı buharlı makineler kazanmamış. Şimdi hepimiz kömür atıyor olabiliriz arabanın arka tarafı. Biraz da ekonomiye bir göre belli oluyor. Yani bir yerden ucuz bir enerji tipi bulunuyor. Bir anda insanlar ona yöneliyor. Bir anda bir yıkıcı bir şey oluyor. Ben bu tür değişimlerin altında temel teknolojik dalgalar olduğuna da inanıyorum. Yani işte Facebook varsa mobil telefon yaygınlaştığı için var. Google varsa internet yaygınlaştığı için var. Efendim Amazon varsa keza işte cloud teknolojileri olduğu için var. Alttan gelen büyük bir teknolojik gelişim ve bunu iyi yakalayan firmalar değiştirebiliyor ortamı. Doğru. Doğru ve dengeli bir ekosistem de aynı zamanda o zamanı ortaya çıkartıyor diye düşünüyorum. Oğuzhan Bey, sizin de görüşlerinizi alabilir miyim? Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Sağ olun. Merhabalar. Ali Bey çok keyifli bir giriş yaptı. Ben de biraz bunu dönüşüm, ihtiyaç, değişim boyutlarıyla tamamlamaya çalışayım. Bu konuda hep aklıma şey, ikonik bir fotoğraf vardır, o gelir. New York 5. Caddenin görüntüsü 1900 ve 1913 yıllarına ait. 1900 yılında tamamen at arabalarıyla, onlarca at arabasıyla kalktı ve tek bir otomobil varken sadece 13 sene sonra tek bir at arabası ve onlarca otomobil görüyoruz. Tabii otomobil yani bir ata veya bir canlıya ihtiyaç duymadan gidebilen araç keşfedildiği zaman, buna da otomobil dendi, hayatımızı muazzam şekilde değiştirdi. Şimdi 2020 yılı için aynı resmi gözümüzde canlandıralım.
Şu anda saatte 200-250-300 km hızla giden araçlar üretiyoruz. Ama aynı caddede at arabaları ile aynı hızda kullanıyoruz. Otomobilimize yaşattığı müthiş gelişmelerimizin yanında bazı sorunlarımız var. Şehirlerde sıkışıp kalmışız. Trafikte yaklaşık 7 milyar saat ve 3 milyardan fazla galon yakıt harcıyoruz. Her 100 kişiden 85'i aracı tek kişi kullanıyor. Bir ortalama günde ortalama sadece %5'inde günün %5'inde kullanılabiliyor. Yine baktığımız zaman her yıl birçok insan trafik kazalarında hayatını kaybediyor ki bunların bu kazaların %94'ü insan hatasına bağlı. Zaten her dönüşüm, her değişim bir ihtiyaçtan ortaya çıkar. Burada da ihtiyacı bu şekilde özetlersek sürücüsüz arabaların trafik sıkışıklığına, kazalara ve hatta özel araç sahipliğine son verebileceğini öngörüyoruz. Tabii bu pek o kadar da kolay olmayacak birçok görüşe göre. Bir zaman alacak. Henüz bu dönüşümün başlarındayız. Otonom araç sadece otomobil değil, birçok farklı aslında formda da deneniyor. İşte manyetik kapsül ağları ya da uçan taksiler. Hatta bizim milli uçan aracımız Cezeri. Hepsi üç boyutlu, otonom ve akıllı trafik üzerine çeşitli denemeler. Dönüşüm bu kadar hızlı olmayacak dedik. Neden? Çünkü araç parkının bu kadar hızlı dönüşmesi mümkün değil. Şu anda sürücüsüz araçlar insan için oluşturulmuş bir ortamda trafik kurallarını öğrenmeye çalışıyor ve insanların tahmin edilemezliğiyle baş etmeye çalışıyor. Mevcut şehirler tamamen araçların sürücüyle kullanılmasına göre tasarlanmış. Tüm araçlar tabii ki sürücüsüz ve bağlantılı olsaydı her şey tahmin edilebilir ve tepki süresi de en aza indirilirdi. Tabii ki daha hızlı gider ve araçlar daha hızlı gider ve birbiriyle haberleşerek diğer araçların hızlarını da düzenleyebilirlerdi veya şehirle haberleşerek. Bugünkü ihtiyaçtan ortaya çıkan sabit trafik kuralları yerine akış dinamik ve sürekli kendini geliştiren bir algoritmalar ağı tarafından yönetilebilirdi. Diğer bir taraftan da sürüş politikası ve yönetmelikler kısmı var ki sürüşte insan hatası ortadan kalktığında olası bir kazadı ki şu ana kadarki denemelerde öyle çok ciddi kazalar olmasa da yine ihtimal dahilinde olduğu için bu kazaların kimler tarafından ödeneceği bile veya kimin suçlu olacağı bile tartışılıyor biliyorsunuz. Belki insanlı araçlarla, otonom araçların entegrasyonu fikrinden vazgeçilip yolların ayrılmasına da karar verilebilir. Aslında birçok farklı senaryo var. Bu tam olarak nereye evrileceğini belki hiçbirimiz net olarak bilemiyoruz. Ama yani şunu tahmin edebiliyoruz ki geçiş sürecinde kampüs alanları gibi önceden ölçeklendirilmiş tanımlı ve güvenli alanlarda kullanımı giderek yaygınlaşacak. Bugün zaten belli örnekleri var. Bunun giderek de yaygınlaşacağını düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkür ederiz Oğuz Bey. Pilot bölgeler oluşturulup belki yeni trafik düzenleri ve yapıları oluşturulacak bu akıllı şehirciliğin içerisinde dediğiniz gibi. Özlem Hanım, sözü size vermek istiyorum. Sizce yeni taşımacılık şekilleri mi ortaya çıkacak? İnsanların ihtiyacı kadar kullandığı ve kiraladığı, çevreye zararı minimum olacak yapılar geliştirilebilecek mi bu düzenin içerisinde? Aslında hani çıkacak değil, çıktı. Yani tüm bu senaryolar şu anda hali hazırda bizim kullanabildiğimiz ve deneyimleyebildiğimiz senaryolar. Avrupa'da birçok ülkede de aslında kullanımda olan senaryolar. 2010 yılında ilk benim Stuttgart'ta deneyimlediğim Car2Go sistemi vardı örneğin. Car2Go sistemiyle sizin de bahsettiğiniz gibi aracı aslında sadece kullandığımız kadar ödüyoruz. Yani belli bir noktadan teslim alıp kullandığımız kadarını ödeyip sonra da belli bir noktada teslim etmek şeklinde çalışmalar başlamıştı. Bu şu anda çok büyük ölçüde de genişledi. Avrupa'nın birçok yerinde kullanılıyor. Burada da belki yine bahsetmem gereken Daimler'in yani Mercedes markasının yeni bir partnerliği burada da var.
BMW ile birlikte bir süre önce imzalanan çok kapsamlı bir beraberlik var burada. Burada da aslında 5 alanda çok önemli gelişimlere imza atacak bu partnerlik. Bunlardan bir tanesi ReachNow. ReachNow dediğimiz yeni oluşumda aslında şu anda 20 şehirde ve 6 milyondan fazla da kullanıcısı var bu sistemin. Burada hem demin Oğuzhan Bey'in de bahsettiği gibi ya da Ali Bey'in de bahsettiği gibi aslında ihtiyaca göre şekillenen, yani kullanıcıların veyya sürüş deneyiminde bulunmak isteyenlerin hem ülkedeki veya şehirdeki genel kullanım alanlarındaki public transportation dediğimiz bütün otobüs, otomobil, taksi, bisiklet, vapur gibi hepsini kullanabildikleri ve içine de sürüş deneyimini de katabildikleri bir sistem aslında. Bunun dışında ChargeNow var, o elektrikli araçlarla ilgili, ondan bahsetmeme gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama FreeNow var mesela, o da yolculuğun paylaşımından bahsediyoruz aslında. Burada herkesin yine bireysel aracının olup olmayacağı ihtiyaca ve tüketici davranışlarına göre şekillenecek. Hani bizler de sektörde bireysel araç ihtiyacının devam edeceğini ama aynı oranda paylaşımlı araç ihtiyacının da artacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla sadece bir tanesine kayma olmayacak. Özellikle pandemiden sonra hepimizin bildiği gibi aslında bireysel araç ve alan ihtiyacı da tekrar gündeme geldi. Burada bu FreeNow'da aslında bireysel araçların paylaşımından bahsediyoruz. ParkNow var. ParkNow bizim yine çok sevdiğimiz uzaktan erişerek park yerinde önden kendinize alan rezerve etme sistemi. Ve son olarak da ShareNow. Bu da demin bahsettiğim Car2Go gibi sadece araçlarda değil, scooter gibi Avrupa ülkelerinde kullanılan diğer araçlarda da sadece otomobillerde değil. Aslında yine aracı kullandığın kadar öde modeliyle çalışacak sistemler. Bunlar şu anda birçok Avrupa ülkesinde de kullanılmakta. Biraz önce aslında sadece otomobillerde değil dedi panelistimiz. Oradan aklıma son olarak bahsetmek istediğim bir şey daha geldi. Biz otonom araçları aslında ilk olarak kamyonlarda deneyimledik. Ve lojistik ağında da çok önemli ölçüde Avrupa'daki yollarda şu anda otonom kamyonların da kullanıldığını gözlemliyoruz. Bunun da çok önemli ölçüde tüm otomotiv sektörüne, lojistik sektörüne de fayda sağlayacağına da inanıyoruz. Çok teşekkürler Özlem Hanım. Dediğiniz gibi önümüzdeki dönemlerde özellikle genç nesilde sahipliğin giderek azaldığını, sadece otomotiv sektöründe değil diğer sektörlerde de aslında kullanma, yani paylaşımlı kullanmayı ve kullandığın kadar öde yapısı tüm sektörlerde bence yaygınlaşacak gibi gözüküyor. Hayriye Hanım, sizin düşüncelerinizi alabilir miyiz bu konuda yeni taşımacılık modelleri konusunda? Teşekkürler. Ben Özlem Hanım'ın söylediklerine biraz eklemeler yapayım. Aslında belki şöyle de demin çok detayına girmedim ama otonomla beraber hani 4 tane fayda görüyoruz diye bahsedeyim. Ondan sonra da biraz daha belki otomobil dışındaki diğer alanlarda neler yapılıyor oradan da örneklerle bahsedebilirim. Şimdi normalde biraz önce aslında Oğuzhan Bey de bahsetti. Bu güvenlik konusu gerçekten önemli. Yani insanlardan kaynaklı pek çok aslında bugünlerde ya da günümüzde yaşadığımız problemin bu otonom araçlarla sıfırlanmasını bekliyoruz. Bu herhalde herkesin hani bu teknoloji ve bu dönüşümü en çok desteklediği noktalardan bir tanesi. Diğeri aslında sizler de yaşıyoruz hepimizin günlük hayatta konforumuza gelecek olan fayda. Yani araç içinde aslında kaybettiğimiz zamanı tekrar insanlara geri vermesi oldukça önemli bir şey. Çünkü otonomdaki o işte sıfırdan başlayıp beşe doğru giden seviyede gittikçe işte önce ayaklarımızı, sonra ellerimizi, sonra gözümüzü yoldan çekebildiğimiz ve en sonunda tamamen aslında içeride çok rahat bir sürüşle o vakti kullanabildiğimiz bir yolculuktan bahsediyoruz bu otonom aşama aşama gelişmesinde. Diğer nokta çevre. Ciddi anlamda gene yakıt kullanımı var. Yakıt kullanımı aynı zamanda çevreye verilen zarar bu elektrikli araçlarla da beraber aslında örtüşerek giden bir nokta olduğu için ciddi orada kazanımların olacağını öngörüyoruz. Bir başka nokta belki çok fazla dile getirilmeyen özellikle şu anda aslında pek çok engelli bireyin aslında belki bu sosyal hayata karışmasının önünde olan bir engelin bu otonom araçlarla onların da istedikleri şekilde daha çok sosyal hayata dahil olabilecekleri bir fırsat da gözüküyor. Bu da bence oldukça önemli bir nokta.
Şeye gelince, yani bu otonom hayatın evrelerine gelince, Özlem Hanım da bahsetti. Özellikle otomobillerde tabii çok konuşuluyor belki. En çok problemler orada konuşuluyor. İşte kaza durumları, regülasyonlar. Fakat biz ulaşımda özellikle hem kamyonlarda hem de ticari araçlarda çok daha ciddi faydalar görüyoruz. Yani şöyle düşünün, tır ve kamyonlar aslında neredeyse 7x24 yollarda olan araçlar. Ve onlar ticaretin çok önemli noktaları, bel kemiği. Buradaki sürüşün yolculuğunu düşünürseniz, zamanına bakarsanız burada oluşacak olan aslında faydalar ciddi anlamda tüm ekonomileri de etkileyecek bir fayda. Ford Otosan olarak biz de bu projelerin içindeyiz. Hem Horizon 2020'de 5G Mobix'le beraber Plutonic diye bir projemizde bunun içindeyiz. Daha çok aslında konvoy ya da katarlı taşımacılık diye de bahsediliyor. Bu katarlı taşımacılık kısmında hem kendi yaptığımız ürünlerde bu teknolojiyi geliştirmeye çalışıyoruz. Hem de Avrupa Birliği'nin bu konudaki çalışmaların içindeyiz. Çeşitli highway projelerinde EVR'le yaptığımız bir iş ortaklığı çerçevesinde sınırlar arası geçişlerde, aynı zamanda bu bahsettiğim çeşitli highway'lerde aslında bu Platinum'u bir an önce hayatımıza nasıl alırız diye uğraşıyoruz. İşte level 4 denilen seviyeye nasıl getiririz? Çok basitçe şöyle bahsedeyim aslında. Bu Katar'da işte en öndeki kamyonun sürmeye devam ettiğini düşünün. Diğer araçlar onun peşi sıra minimum üçlü ya da daha fazla olacak şekilde arkalarına geçiyorlar. Ve öndeki aracın aslında sürüş yolunu takip ediyorlar diye düşünün. Bu hem ciddi anlamda rüzgar direncinin azaltılmasına sebep oluyor ki kabaca şu andaki hesaplamalarda %8 ile 10 arasında bir yakıt tasarrufundan bahsediyoruz. İnanılmaz bir tasarrufundan bahsediyoruz. Aynı zamanda da dediğim gibi hem güvenli hem de ciddi şekilde bu highway'lerde kullanım. Biz bu konuda bu aralar çok yoğun çalışıyoruz. Bu teknolojiyi geliştirmek adına. Hatta bu teknolojideki özellikle biliyorsunuz veri toplama kısmı çok kritik. Veriyi toplamak üzere de ciddi çalışmalarımız var. Kabaca bir kamyondan yılda 1,5 petabayt data topluyorsunuz. Ve bütün bu dataların anlamlandırılıp arkasından da tekrar kullanılabilir hale gelmesi gerekiyor. Bu anlamlandırma kısmında da Sakarya Üniversitesi ile bir işbirliğimiz var. 30 tane öğrenci uzaktan bu verileri anlamlı hale getirmek üzere çalışıyor. Kocaman bir veri gölünden bahsediyoruz gerçekten burada. Aşama aşama da dediğim gibi buradaki çalışmalarımız devam ediyor. Elbette otomobillerde pek çok gelişme var. Bunları Ford ağırlıklı yapıyor. Ford'un da biraz önce aslında Özlem Hanım'ın Mercedes'le bahsettiği gibi çok ciddi işbirlikleri var. Hem çeşitli teknoloji şirketleriyle, yapay zeka şirketleriyle, aynı zamanda da ekosistemdeki diğer şirketlerle, bu yeni paylaşım ekonomi, şehirleri farklı şekilde dönüştürmek adına, hatta çok sevdiğim bir motto var, şehirleri insanlara tekrar geri verme. Yani araçlarla, biraz önceki o resimde çok bahsettiler, her yeri araçlarla doldurduk ama şimdi biraz daha otonom araçlarla şehirleri insanlara geri verme ve araçların insanlara hizmet ettiği, belki de dediğim gibi çok daha az yer kapladıkları bir dünyaya doğru gitme. Bu konuda gerçekten heyecan verici gelişmeler var. Biz de işin içine geliştirici olmaktan, tasarlayan olmaktan da çok mutluyuz. Hem bir taraftan ortaklarımızın yaptığı gelişmeleri takip edip onları kullanıcılarımızla buluşturmak istiyoruz. Hem de aynı zamanda dediğim gibi bizzat bu gelişmenin içinde olmaktan da memnunuz. Bir sürü üniversiteyle işbirliğimiz var. Bu da aslında ekosistemin gelişmesine sebep oluyor. Kısaca bu şekilde anlatabilirim. Gerçekten ben de 2030'u çok merak ediyorum. 2030 ile ilgili çok ciddi iddialar var. Bu dördüncü seviyeye en azından gelme konusunda. O günleri hep beraber görmeyi umutla bekliyorum. Ben de tam size soracaktım, yaygınlaşma süresi sizce ne kadardır diye. O zaman bir 19-10 yıl bekliyor olacağız. Ya, tabii aşama aşama işte level 3, level 2, level 4, 5 şeklinde giden şeyler var ama yaklaşık 2030
2030'a kadar bu dediğim gibi level 4'e doğru bir geçiş öngörülüyor. Sadece teknoloji değil, teknoloji çok önemli burada. Datanın da kullanılması. Geliştirme. Ama regülasyon konusu var. Özellikle biraz önce söylediğim gibi ülkeler arası regülasyonlar, ülke içindeki regülasyonlar gibi böyle pek çok nokta var. Yani hem teknolojinin gelişmesi gerekiyor hem de tüm bu gerekli yapılandırmaların oluşması gerekiyor. Ciddi çalışmalar var. Biz Avrupa Birliği'ne dahil olduğumuz için onlarla beraber bunları yapıyoruz. Onların çalışmalarına paralel bir şekilde söyledim. Bir sürü yol haritası var. Yani hem otomobilde hem hafif ticarede hem ağır ticarede aslında çeşitli yol haritaları tariflenmiş vaziyette. Biz de o yol haritalarının içinde birlikte ortaklarımızla beraber çalışıyoruz. Çok teşekkürler Hayri Hanım. Sağ olun. Konuşmamızın başında bahsettiğim gibi otonom araçların yaygınlaşmasıyla beraber sağlıktan sigortaya kadar birçok hizmet alanı da etkilenecek. Oğuzhan Bey, sizin görüşünüzü almak istiyorum. Otonom araçlar mesleklerde nasıl bir değişiklik oluşturacak? Yalnızca otomobiller değil, tabii bireysel ve ticari tüm taşıtlarda biraz önce Özlem Hanım ve Hayri Hanım'ın da bahsettiği gibi otonom hale geldiğinde konuda neler değişecek? Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii, memnuniyetle. Hayri Hanım aslında az önce dört ekonomik etkiden bahsetti. Gerçekten bu çok önemli. Genel anlamda, genel kanı otonom araçların ekonomik ve sosyal etkilerin önemli ve olumlu olacağı yolunda. Tabii burada mesleklerle ilgili de bir değişim olabilecek muhakkak her dönüşümde olduğu gibi. Kısmi istihdam kayıpları olsa da sonuç olarak daha az iş olmayacak, daha çok iş olacak diye genel bir kanı var diyelim. Ki bu değişimlerin de bu etkilerin 2030'lardan önce fark edilmeyeceği, hatta işte 4. seviye araçlar gelse dahi bu etkilerin aslında 2040'lardan itibaren ortaya çıkacağı ifade ediliyor. Bu dört etki çok hızlıca baktığımız zaman ekonomik sosyal boyutunda kaza azaltmasının baktığımızda bugün yıllık kazaların toplumsal maliyeti 1 trilyon doların üzerinde. Yine bu araçların elektrikli olacağını düşündüğümüzde petrol tüketiminin dünyadaki %92'si ulaşım sistemi için harcanıyor. Bu da petrole bağımlı önemli ölçüde azaltacak. Trafik sıkışıklığından bahsetmiştik. Aynı zamanda araç içerisindeki zamanın değerlendirilmesi ve daha hızlı erişim dediğimiz zaman orada özellikle perakendecilik ve diğer işlerin kapasitesinde de artacağı tahmin ediliyor. Bir araştırmaya göre eğer AVM'ye 2 dakika daha hızlı gidilebildiği durumda müşteri adedinin radikal biçimde arttığı söyleniyor. Şimdi istihdam dedik. Burada işte baktığımız zaman sadece Amerika'da 4 milyon kamyon sürücüsü var. İşte buna taksi, otobüs, hatta Uber sürücülerine, teslimatçıları, şoförler de katarsak bu Amerika'daki tüm işlerin %4'ü ediyor. Bunu hani dünya ölçeğinde de benzer varsayabiliriz. Tabii bunlar doğrudan etkilenenler. Bunun tabii domino etkisi var. İşte trafik polisleri, bayiler, işte petrol istasyonları, park yerleri. Yani neden park yeri? Çünkü belki de aracınızı o kadar uzun süreli park etmenize gerek kalmayacak. Bu araçlar çok daha fazla dolaşacaklar. Belki trafik cezası daha az kesilecek. O devletin gelirleri düşecek yani ekonomik etki olarak baktığında. Belki bu araçların kimler tarafından sahipleneceği de tartışma konusu. Hani bireysel araçlar, filo araçları, filoların büyük şirketler tarafından kurulması veya küçük filolar kurulması. Bu küçük filolar dediğin zaman bu yeni bir sektör, yeni bir iş olarak karşımıza geliyor. Tabii şimdi burada negatif ve etkilenebileceklerden bahsettiğim gibi aslında çok ciddi de bir iş yaratıcısı olarak bakabiliriz. Yani her değişim dediğim gibi yeni sektörler doğuruyor. İlk cep telefonu geldiğinde hepimiz için sesli bir iletişim aracı olarak düşündük ve yani herkes sesli iletişim alanında bazı şeyleri değişeceğini farz ettik ama aslında data tarafında en büyük değişikliği gösterdi. Ve mobilite kavramında da yeni bir çığır açtı. Birçok servise ulaşmamıza sebep oldu. Ancak bizi sonuçta A noktasından B noktasına getiremedi. Bunun için otomobildeki değişimin
çok daha farklı olabileceğini de düşünebiliriz. Çünkü cep telefonunun getirdiği tüm değişimlerin yanında bir de size servisi hem aracın içinde sağlayabilir hem de servisi size doğrudan ulaştırabilir. İşte burada da aracın içerisinde araçların farklı şekilde customize edilmesi, ofis araçları, sinema araçları, oyun araçları baktığınız zaman veya işte atıl zamanları değerlendirmek açısından baktığınız zaman özellikle de içerik kullanımının çok yoğunlaşacağı, içerik üretiminin çok fazla artacağını düşünebiliriz. Dolayısıyla hatta veya şöyle düşünelim, bu araçlar çok daha fazla paylaşımlı olacak. Dolayısıyla daha fazla temizlik ihtiyacı olacak. Belki araç temizliği çok daha önemli bir hale getirilecek. Bugün COVID-19 ile uğraşırken Amerika'da birkaç lokasyonda filyasyon için kullanıldı. Otonom shuttle kullanan örnekler gördük. Belki daha önce aklımıza gelmeyen bir şey. Yani bu ihtiyaçla birlikte ortaya çıktı. Filyasyon için gerçekten mükemmel bir çözüm. Yine merkezi, her ne kadar araçlar otonom da olsa baktığımız zaman muhakkak uzaktan müdahale gereken durumlar oluşacağını öngörülüyor. Dolayısıyla uzaktan izleme ekipleri, uzaktan müdahale ekipleri veya uzaktan sürüş, yani örneğin işte kamyonun belki şehir merkezine girdiğinde veya teslimat noktasında uzaktan bir sürücü tarafından kumanda edilebilir. Hayriye'nin bahsettiği yaşlılar için müthiş bir ve engelliler için müthiş bir alan açıyor. Ehliyete ihtiyaç duymadan mobiliteden faydalanmaların imkanına kavuşacaklar. Bu filolar dedik, bu filoların yönetimi vesairesi açısından baktığın zaman çok ciddi organizasyonların kurulması gerekecek. Tabii teknoloji alanında müthiş işler çıkartıyor. Yine Ayrı Hanım az önce örnek de verdi. Bu büyük verinin işlenmesi için çok ciddi veri mühendisliği ekiplerine ihtiyaç var. Aynı zamanda bu araç içindeki zamanın değerlendirilmesi açısından yine AR/VR çözümleri ve 3 boyutlu yazıcılar da gibi teknolojilerde yeni sektörler doğurabilecek diye düşünüyorum. Açıkçası bugün aklımıza gelmeyen birçok seçenek muhtemelen karşımıza çıkacak. Evet, haklısınız. Yeni iş modelleri önümüzdeki dönemlerde kendini şekillendirecek diye düşünüyorum ben de. Ali Bey, mesleği ve mesleklere, iş modellerine ve ekonomiye etkileri konusunda sizden de görüşlerinizi alabilir miyim? Ben açıkçası bu tür değişimlerin her zaman mutlaka iş hayatına dönüşüme, yani bazı meslekler kaybolacak. Hani zaten çok net, çok konuşulan şeyler işte efendim. El emeğine dayalı işlerin yok olacağı, edeceği tarzında. Ben burada daha çok insanların makul bir zamanda daha az çalışacağını düşünüyorum. Yani %4 bir iş gücü kaybını çok rahatlıkla haftalık çalışma saatini 40'tan 38'e indirerek kapatabilirsiniz. Yani endüstri devriminden evvel 65 saatmiş ortalama. Makineler geldi, herkes işsiz kalacak denirken ne oldu? 40-45 saatlere düştü. Büyük olasılıkla da 30-35 saatlere doğru gidecek ve o iş gücü kaybı kapatılacaktır. Birincisi bunu düşünüyorum. Yani ikincisi de zaten hani beyaz yakalı çalışmaların çoğunun evden yapılabildiğini gördük. Hayatı sürmesini sağlayan aslında orta katman. Yani doktor kadar hemşire önemli. İşte o Amazon yazılımını yazan adam kadar depoda çalışıp onları bir yere yükleyen insanlar, oraya gitmeye çalışan insanlar önemli. Bunların ulaşımını sağladığınız sürece aslında hayat bir şekilde devam edebiliyor. Bu anlamda da ben yine de bizlerin uğraştığı toplu taşıma çözümlerinin, iş makineleri çözümlerinin, işte tır çözümlerinin de bu ürünlerin dolaştırılmasını sağlamaya devam edeceğini düşünüyorum. Hani o anlamda iyi bir ve faydalı kullanılan bir buluşun hani insan hayatını kötü yönde eklemesi gerektiği etkileyeceğini çok düşünmüyorum. Yani bu sağlıkta da öyle mesela. İşte diyoruz ki sağlıksız şeyler yiyoruz, her şey hormonlu, hayat çok kötüye gitti.
70'lerde insan ömrü 60'lı yaşlardaydı. Şimdi 74'te 75'te ortalamaya baktığınızda. Neden? Teknoloji işte belki kaşıkla aldı ama kepçeyle geri verdi. Yani en basitinden bir diş takibi, bypass ameliyatı 10 yıl, 5 yıl etkiledi insanların ömrünü. Yani pozitif şeylerin negatif böyle distopik şeyler oluşturacağını ben çok fazla inananlardan değilim. Eğer çok büyük bir hata yapmazsanız işte ne bileyim bir işte virüs gibi şu anda yaşanan gibi bir şey gibi yapmazsınız. O yüzden dönüşür meslekler. Mesleklerin yapış tarzı dönüşür. Daha az çalışırız. İnsanların yapması daha güzel olan şeylere biraz daha vakit ayırırız. Bu değişir. Zaten mesleklerin dönüşme süresi de kısaldı. Yani kimse zaten sanmıyorum ki artık 50 yıl aynı iş yapabilsin. Yani bizler de, ben açıkçası 91'de üniversiteyi bitirdim. İşte o zaman internet doğru dürüst haberi bile yoktu. Başka bir şeyler yapıyorduk. Eğer mesleğinizde, ben hala 91'de öğrendiğim yazılımcılığı yapacağım derseniz şu an emekli olur veya eski hikayeleri anlatabilirsiniz sadece. Yani bu da ona dönecek. Yani 10 yılda bir meslekler değişiyor hale geleceğini düşünüyorum. Ekonomideki etkisi de bu anlamda pozitif olacağını düşünüyorum. Yani olabildiğince insanların kendine vakit ayırabilmesini sağlayacaksa bence pozitif olacaktır. Özetle görüşüm böyle. Teşekkürler Ali Bey. Aslında genelde kişilerde belirsizlik böyle aslında endişeler doğurduğu için aslında çok uzun bir dönemden de bahsediyoruz. 10-20 yılı etkileyecek. Dolayısıyla yeni çok güzel ifade ettiğiniz bir meslek aslında kayboluyormuş gibi gözükse de aslında onun iş yapış şekli değişiyor olacak sadece. Bu anlamda bence de pozitif etkisi oluyor olacak. Hayriye Hanım, siz aslında ekonomiye etkisinden bahsetmiştiniz çok detaylı bir şekilde. Meslekleri etkisi konusunda da ayrıca bir eklemek istediğiniz var mı? Çok aslında Lütfü Bey gayet güzel özetledi. Evet. Hayatın içinde bir akışkanlık var. Akışkanlık içinde de su yolunu buluyor ve adapte olunuyor. Yani insanlar da aslında her ne kadar adaptasyonu zor gibi görünse de adaptasyonu en yüksek canlılar diye düşünüyorum. Ama bu adaptasyon öncesindeki teorileri çok konuşuyoruz doğal olarak. Öyle mi olur, böyle mi olur, şöyle mi olur? Yani muhakkak bazı mesleklere etkisi olacağını çeşitli çalışmalarda gösteriyor. Çünkü onlar değişecekler. Fakat bunun evet bugünden yarına çok hızlı olmayacağı için bir adaptasyon süreci var. Gördüğüm sadece şu belki biraz daha öne çıkacak nokta. Katma değeri daha düşük diye bahsedilen belki gene fiziksel işlerin bazılarında bu daha yüksek riskli gözüküyor. Bu sebeple insanların tabii ki devletlerin, şirketlerin insana yatırımı arttırması gerektiğini düşünüyorum. Yani insanlardaki teknoloji bilgisi ya da sosyal anlamdaki yetkinliklerin gelişmesi anlamında. Çünkü görünen o ki bazı sosyal yetkinliklerin zaten bütün bu teknolojilerle çok çabuk değiştirilemeyeceğini öngörüyoruz. O zaman aslında topluma hizmet edecek anlamdaki sosyal yetkinlikler ya da daha teknolojik bazı yetkinliklerin gelişmesi için yatırım yapılmaya devam edilmesi lazım. Yani bunun artık gerçek anlamda tüm eğitim programlarına dahil olması ve bu yetkinliklerin planlı bir şekilde gelişiyor olması önemli. Yoksa sadece işte cep telefonunu iyi kullanıyor olmamız ya da bir sürü uygulamanın devreye girip o uygulamaları ne kadar iyi kullandığımız, ne kadar çok fotoğraf paylaştığımız değil de gerçekten o fotoğraf paylaştığın uygulamaları yapıp yapamadığımız, bunları yaratıp yaratamadığımız işin kritik noktaları haline geliyor. Buna daha çok kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi bir akışkanlık var ve bu akışkanlık içinde ben de mesleklerin yerine aslında başka yeni öğretilerle bunların bir şekilde düzenleneceğini düşünüyorum. Koç Holding bu kapsamlı bir program başlattı. Onu da çok aslında desteklediğim bir program. Tüm toplumda dijital yetkinliklerin artmasını hedefliyor. Yani önce kendi çalışanlarında işte tüm bunların ölçümlenmesi ve buna paralel olarak her bir bireyin kendi dijital bilgisini ve teknoloji bilgisini arttırmak. Daha sonra bunu kendi ekosistemindeki işte imalatçılarına, bayilerine yapmak ya da aile bireylerine yapmak, çalışanların ailelerine, sonra topluma kazandırmak şeklinde bir program başlattı. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece tabii hani klasik olarak eğitim programları ya da devletin programları değil, her bir kuruluşun, her bir bireyin burada etkisi olabileceğini düşünüyorum.
Bu sebeple daha fazla gecikmeden gerçekten bu iki alanda hem teknoloji alanında hem de sosyal yetkinlikler alanında nasıl insanımızı dönüştürebiliriz ve daha yetkili, daha aslında üreten noktaya getiririz diye çalışmaya devam etmeliyiz. Bu konuların çok daha önemli olduğu, çok daha stratejiler yukarıya çıktığı, yatırım yapıldığı bir noktaya gelmek arzu ettiğimiz bir şey. Bunun için teknoloji yatırımları da böyle, işte Ar-Ge yatırımları da böyle. Biliyorsunuz zaman zaman rakamlar açıklanıyor ve teknolojiye ve Ar-Ge'ye ne kadar yatırım yaptığımız ya da eğitim alanına kadar yatırım yaptığımız öne çıktığında bunlar biraz umut kırıcı olabiliyor. Fakat bütün bunları konuşarak, akıllı insanlar bir araya gelerek ben üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. O yüzden hangi meslekler kaybolacak değil de biz geleceğe nasıl hazırlanıyoruzun daha önemli olduğunu belki ekleyebilirim biraz önce söylenenlere. Çok teşekkür ederiz Hayri Hanım. Ali Bey, sizin eklemek istedikleriniz var mı? Tekrar dönme şansı olacak ama dediğim gibi yani ben bu taşımacılığın yeniden planlanacağı dönemde bir miktar daha akılcı ve daha çok insanlara eşit fırsat verecek şekilde tasarlanmasını ümit ediyorum. Yani bu şekilde de daha doğru olacağını. Çünkü şu anki gidişatla yani işte tamamen şehir her şey otonom olduğunda bunun trafik problemini çözeceğine de inanmıyorum. Hatta daha fazla araç olacak piyasada. Boş dolaşan, fark etmeye üşenenlerin boş dolaşan araçları ortalığı dolduracak. O yüzden de bir miktar daha bu değişim döneminde olabildiğince paylaşım. Çünkü dediğim gibi insanlar beğendiklerini ve kendince güzel bir deneyim yaşadıkları şeyleri daha çok tercih ediyor. Hani kesinlikle. Güvenlikten çok bahsediyoruz ama şu anda zaten otobüs onda bir otobüste kazaya karışma ihtimaliniz bir arabaya göre. Yani toplu taşımada zaten %10. Hani güvenlikten dolayı tercih edilecek olsa insan herkesin otobüse binmesi lazım. Yani onda bir ihtimalle kazanıyor. Öyle değil. Deneyimi daha iyi diye insanlar arabayı tercih ediyor. Evet. Burada da yaşatacağınız deneyimi eğer bu tür çevreye faydalı ve düzgün şekiller deneyimi düzgün hale getirirseniz de insanların tercih edeceğini o zaman da belki hani yeni yol yapmak yerine yol yıkmaya gideceğimizi düşünüyorum. Bir de bir herkesin bakması gerektiğini düşündüğü bir proje var. Michigan'da yapılıyor. Biz de içinde olacağız. Cavenier diye. Bu da otonom, sadece otonom araçlara açık bir yol yapıyorlar. Ann Arbor'la Detroit havaalanı arasına. Hani şimdi nasıl otobanlara at arabası giremiyor? Belki altyapı da değişecek. Biz de şehircilik anlamında da ileride otonom olmayan araçların giremediği yollar olacak belki. Bu anlamda da bunların benzerlerini de ülkemizde yapıp insanlara bu anlamda da araştırma fırsatı sağlamak lazım geleceğin şehirleri açısından diye düşünüyorum. Doğru, haklısınız Ali Bey. Aslında çok güzel bir konuya değindiniz. Güvenlik konusu aynı zamanda konuşmanızın içerisinde. O yüzden ben Oğuzhan Bey'e sözü vermek istiyorum. Otonom araçlarda güvenlik bence ilk akla gelen sorulardan biri. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir bahsedebilir misiniz acaba? Tabii ki. Şimdi açıkçası burada tabii çok farklı görüşler olsa da ben genel olarak burada buradaki gizlilik, yani burada hem gizlilik, veri gizli hem de veri sahipliği ve veri güvenliği konusu var. Ama bunların zaman içerisinde taşlarının yerine oturacağını ve olası endişeli bakışların da giderileceğini düşünüyorum. Çünkü burada baktığın zaman bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlar, ki bunu regüle eden devletler, konu üzerinde çok hassasiyetle duruyorlar. Teknik olarak baktığınızda işte gizlilik anlamında ne var? İşte sahip ve yolcu bilgileri, işte konum, sensör verileri. Hani burada hassas veriler var. Ama bugün işte GDPR, işte KVKK gibi ülkemizdeki farklı yönetmeliklerle, regülasyonlarla bunlar bir şekilde regüle ediliyorlar. Yine örneğin şu anda ülkemizde baktığımız zaman işte BTK düzenleyici rolde, hatta işte Türkiye'de yerlisin ve işte verilerin de yurt içinde barındırılmasını zorunlu tutuyor. Hatta şu anda bazı servislerin verilmesini de engelliyor. Bunlar işte geçiş süreci. Bunlar zaman içinde bir şekilde evrilip taşlar yerine muhakkak oturacak. Zaten otonom araçlar eğer tasavvur edildiği şekilde hayatımıza girerse kaza oranlarında azalış gerçekleştirdiğinden dolayısıyla yolcu güvenliğini arttıracağını değerlendiriyoruz.
Tabii bunun teknik olarak güvenlik boyutunda bir diğer yol tarafı da işte bilgisayar korsanlarının erişimine açık olabilir mi gibi sorular geliyor aklı. Bunlar da dediğim gibi teknik olarak hassasiyetli, üzerinde çalışılan ve tabii ki bunlar olasılıktır. Bugün bilişimin hayatına girmediği hiçbir sistem yok. Dolayısıyla veri güvenliği, siber güvenlik her zaman hayatımızın içerisinde olacak. Ve hepsinin zaman içerisinde açıkçası yerini bulacağını düşünüyorum. Bir tartışılan konu da burada güvenlik deyince algoritmalar. Hani buradaki çalışan algoritmalı otomatik karar verme süreçlerinin etik sorunlar doğurup doğurmayacağı ile ilgili birçok örnek veriliyor biliyorsunuz. Evet. Yine buradaki aslında örneklerin tamamı hayatımızda bugün de var olan, yarın da var olacak ve insanların her gün defalarca, binlerce kere karar verdiği ve sonuçlandırdığı şeyler. Bunlar tartışılarak belki de çok daha optimizasyon noktasına getirilecek. Dolayısıyla güvenlik konusunun ve veri gizliliği konusunun tartışılmasını çok önemli buluyorum. Ve zaman içerisinde de bunları en doğru şekilde yerine getirileceğini ve göreceğimize inanıyorum açıkçası. Teşekkür ederiz Oğuzhan Bey. Aslında çok az zamanımız kaldı. Özlem Hanım, size otonom sürüşün çevreye ve insanlığa katkıları konusunda son soruyu yöneltmek istiyorum. Özellikle akıllı şehircilik ve bağlantılı paylaşımla otonom teknoloji arasında nasıl bir etkileşim var, nasıl bir yapı kurulması gerekiyor? Bu konuda görüşünüzü alabilir miyim lütfen? Tabii aslında şu ana kadar birkaç kez bahsedildi. Toparlamak gerekirse evet. Otonom sürüş bize temelde hepimiz için en çok değerli olan zaman sağlayacak ve bu zamanı tabii nasıl geçireceğimiz yine bizle ilgili ama onun dışında hata oranları, hata payları düşeceği için çok daha güvenli bir sürüş deneyimi, konforlu bir sürüş deneyimi ve Ayrıca'nın bahsettiği engelli dostlarımızın aslında sosyalleşmesine katkı sağlayacağı için de aslında sosyal anlamda da birçok faydadan bahsedebiliriz. Burada söylemek istediğim aslında teknoloji olarak birçok otomotiv şirketi de bildiğimiz, gözlemlediğimiz teknoloji çok önemli bir noktaya geldi. Ama burada otonom sürüşü veya diğer paylaşımlı sürüşten bahsediyorsak aslında burada bahsetmemiz gereken biraz daha şehirlerin, regülasyonların bu noktada teknolojiye yetişmesi diyebilirim. Yani bu çok geniş çerçevede ele alınması ve değerlendirmesi gereken bir konu. Yani burada devlet, özel sektör, üniversiteler hepsi bir arada el ele gerçekten adım adım bu işbirliğiyle bunu sağlayabilirler diye düşünüyorum. Çünkü şehirler, yani tüm ekosistem, regülasyonlar desteklemediği sürece teknoloji nereye gelirse gelsin aslında çok da bizler için kullanılabilir halde olmayacak. Burada son olarak bahsetmek istediğim şirketimizin genel merkezinin bulunduğu Stuttgart şehri Almanya'da bir akıllı şehir olarak test ediliyor. Biz de çok yakından aslında bu gelişmeleri takip ediyoruz, içindeyiz. Şu an Türkiye'de benim de içinde bulunduğum bir yazılım hub'ımız var. Daimler'in dünyada 40'tan fazla ülkesine yazılım geliştirme hizmeti sunan. 380 kişiyle şu anda aslında tüm bu teknolojilerin altyapısını oluşturmakla ilgili çalışmaların içinde yer alıyoruz. Hatta önümüzdeki yıl sonuna kadar ek olarak Daimler Mobility Organizasyonu için yaklaşık 90 kişilik bir hub'da kurmayla görevlendirildik. Dolayısıyla aslında bizler için Türkiye'den tüm bu gelişmelere, tüm bu donanımlı arkadaşlarımız ve üniversite işbirlikleriyle destek vermekte tabii çok gurur verici. Bundan da bahsetmek istedim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Özlem Hanım. Özellikle globalde bunu aslında bu yapılandırmayı planlıyor olmanız ve işbirlikleriyle ilerliyor olmanız bence çok büyük bir adım. Ali Bey, sizin bu konuda görüşlerinizi alabilir miyim? Ben aslında dediğim gibi yani şeyde sonuna da ekledim sürenin de daraldığını fark ederek. Yani biz sonuçta herkesin hani bir vizyonu var, bir misyonu var. Evet. Biz Adastek olarak toplu taşıma tarafına yöneliyoruz otonom araçlarda. Ve bu servislerin de daha iyi ve insanların daha hoşuna gidecek, daha kullanılması kolay hale gelmesiyle şehre bir katkımda bizim tarafımızdan bulunacağını düşünüyoruz. Yani sonuçta klasik resimdir. Hani bir tane otobüs 70 arabayı piyasadan kaldırıyor. Trafiğin boş olmasının tek çözümü ben hala toplu taşıma olduğunu düşünüyorum.
Bunun değişik modlarla işte first mile, last mile servisleriyle birleştirilerek insanlara uçtan uca ve güzel, güvenli bir taşımacılık sunulabileceğini düşünüyorum. Bizim de iyi şehircilikteki küçük katkımız bu olur diye ümit ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbet oldu. Değerli katılımlarınız için çok teşekkür ederim. Neredeyse süremizin de sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa oturumumuzu sonlandırabiliriz isterseniz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz tüm katılımcılara.